Evet Sayın Hocam, kolay gelsin. Bir deplasman maçımız var. Evet. Evet, hazırlıklarımızı, düşüncelerinizi alalım. Evet, hafta başından beri Nazilli Belediyespor maçından sonra hafta başından beri iyi hazırlandık. Altından maçında yarın hareket edeceğiz. Zor bir maç olacak ama bizim artık bir yerden yine bir başlangıç, olumlu bir başlangıç yapmamız lazım. Altında Ankara deplasmanından. Puanlarla döneceğiz. Çalışmalarımızı hep bu yönde yaptık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Kendi hatalarımızı, doğrularımızı iyi işledik. Gördük. Çocukları iyi hazırladık. Çocuklar da iyi hazırlandı. O ışığı, o şu andaki hafta içi antrenmanlardaki o elektriği görüyorum. Ya artık yani bir başlangıç yapsak, tekrar bir başlangıç yapıp oradan istediğimiz puanlarla döneceğiz. Evet, 12'er puanınız var galiba. Evet. Şimdi konum olarak da baktığınız zaman yani şu 3 maçta, son 3 maçta 3 puan alsak playofflarımıza 2 puan kalacak. Yani evet. Bu öyle bir lig ki alacağın 2 galibiyet üst üste, 3 galibiyet üst üste ya da iyi bir seri seni ilk 5'in içine sokar. Ama Allah korusun yani bu mağlubiyet serisi de seni tehlikeli bölgeye iter. Şimdi onlar için de tabii zor bir maç, onlar için de bir başlangıç ama onlar tabii son hafta kötü bir gidişatlar vardı. Diyarbakır deplasmanından puanla döndüler. Onlar için bir moral motivasyon kaynağı oldu. Ya biz oradan gene başımızı dik inşallah alnımız oradan çıkıp ya tekrar bir başlangıç yapacağız. Yani hep pozitif düşünüyoruz. Olaylara pozitif bakıyoruz. Hep iyi yönlerinden bakıyoruz ama hatalarımızı tabii ki de işliyoruz. Oradan bu hafta artık yani zamanı geldi artık. Yani çok daha bir şey anlatmanın anlamı yok. Bir seriye oradan, başlayalım diyorsunuz. Tekrar diyorum biz oyunsal olarak, mücadele olarak hiçbir sıkıntımız yok. Biz sadece bütün yaptığımız analizlerde de gördük. Biz ufak tefek hatalarla puanlar kaybediyoruz. Şimdi Nazilli maçında evet çok kötü oynadık. Evet. Maçı tekrar izledim. Çok kötü oynadık ama 45. dakika verilen bir pozisyon ancak takibe verdiğimiz pozisyon yok. Evet. Yok. Ama bizim girmemiz net pozisyonumuz var. O kötü oynamamız ama 2-1'i bulduk. 2-1'den 2-2'yi bulduk. Evet. Verilmeyen golümüz. Ya evet. Bizim şeyimiz yok. Oynamada sıkıntımız yok. Biz sadece ufak tefek hatalar bunu da analiz ederek düzelttiğimize inanıyoruz. Çalışıyoruz. Daha da her gün çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bakalım bu hafta inşallah başlangıçta iyi bir başlangıçta göreceğiz. Sayın Hocam 3 Kasım aynı zamanda Ankara Pazarlar Birliği'nde bir orada bir kahvaltı buluşması olacak. Onlar da galiba maça gelecekler. Evet. Buradan Ankaralı veya İstanbullu taraftarlara bir duyuru yapalım mı? Ne dersiniz? Ya tabii ki. Pazar Genç Radyo'da orada olacak bir aksilik olmazsa pazargençfm.com'dan yayını canlı vereceğiz. Ya tabii inşallah. Şimdi bu Pazarspor Kulübü, Pazarspor Camiası 30 yıldır bu profesyonel liglerde olan bir cami. Bu Pazarspor kimin? Bu Pazarspor pazarlıların. Kendini pazara aidiyet hisseden insanların. Bu kulüp onların. Ve tabii ki yani hesapta soracaklar bizden, övgü de verecekler, takıma sahip de çıkacak, kötü günlerde yanımızda da olacak. Şu anda ufak da olsa bir gidişat olarak kötüyüz. Onlara ihtiyacımız var. Evet, bu kulüp onların. Gelsinler pazar günü, bize desteklesinler. Biz de onları tribünlerde, onların mahsulunu mutlu etmesini yolunu bulacağız. Ve edeceğiz inşallah. Bekliyoruz, herkesi bekliyoruz. İnşallah puan ve puanlarla döneceğiz. Çok teşekkür ederim, başarılar dileriz. Teşekkür ederim, çok sağ olun.